Merhaba sayın seyirciler, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Almanya'da koronavirüsünün yaratmış olduğu etkileri anlatmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle Almanya'da koronavirüsüne yakalananların sayısı 23.937 olarak açıklandı. Düne göre tam 1573'lük bir artış var. Dolayısıyla koronavirüsüne yakalananlardaki eğilim devam ediyor. Yine düne göre ölenlerin sayısı ise 9 arttı ve Almanya'da şu an itibariyle toplam 93 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ortaya çıkan koronavirüsüne karşı hükümetin almış olduğu önlemlerin bugüne kadar çok ciddi sonuçları vermediğini artık rakamlar gösteriyor. Çünkü artış devam ediyor. Hükümetin önlemlerinde ciddi bir sonuç yok ve bugün de hükümet Başbakan Angela Merkel'in çağrısıyla eyalet başbakanları arasında bir telefon konferansı yapıldı ve bu telefon konferansında önümüzdeki haftadan itibaren nasıl bir yol izleneceği konuşuldu. Burada da şu anda Almanya'da sokağa çıkma yasağı kabul edilmedi. Merkel sadece sosyal ilişkilerin sınırlandırılmasını istedi. İki kişiden fazla mümkünse insanların dışarıda bir araya gelmemesini istedi. Aynı ailede yaşayanların bir arada olmasını ama başka ailelerle temas etmemesini istedi ve böylece sosyal izolasyonla bu konuda önlem alınabileceğini söyledi ve şu anda Almanya genelinde bu nedenle açıktan bir sokağa çıkma yasağı yok ama eyaletlere göre farklılık da arz ediyor. Hafta içerisinde biliyorsunuz Bavyera eyaleti bu konuda sokağa çıkma yasağı ilan etmişti ve şu anda da Bavyera'nın kentlerinde Münih başta olmak üzere pek çok kentte yetkililer, polis, itfaiye gibi kurumlar dolaşarak insanların evlerinde kalmasını, dışarı çıkmamasını istiyorlar. Bakalım Bavyera'nın bu uygulaması genel olarak yayılmayı engelleyebilecek mi? Bugüne kadar sokağa çıkma yasaklarının açık bir şekilde virüsün yayılmasını engellemediğini gösterdi. Bu değişik şekillerde ifade edildi. Zaten bugün de Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan görüşmede de görüş farklı ortaya çıktı. Özellikle Kuzey Rhein-Westfalen eyaleti başbakanı Armin Laschet buna karşı çıktı ve sadece sosyal ilişkilerin sınırlandırılmasıyla virüsün yayılmasının önüne geçebileceğini söyledi. Bu bakımdan tamamen bir sokağa çıkma yasağı yok. Peki, ortaya çıkan bu tabloya baktığımızda Almanya'da özellikle hükümet cephesinden bundan sonra virüsün yayılmasına karşı neler yapılabilir? Neler yapılacak daha doğrusu? Özellikle çalışanlara, işçilere bu virüsün etkisinin olmaması için ne yapılması gerekiyor? Şu ana kadar Almanya'da hükümet cephesinden açıklanmış 3 tane temel öneri var. Bunlardan birisi kısa çalışma. Yani zorunlu ihtiyaçların olmadığı iş sektörlerinde çalışanların evine gönderilmesi. Bugüne kadar pek çok işletme bunu yaptı. Peki gönderilen işçilerin, evlerine gönderilen işçilerin maaşlarını kim verecek? Şu ana kadar bu kısa çalışmayla gerçekleşti. Yani işçilerin kısa çalışma modeline geçerek maaşlarının bir kısmından feragat ederek bu süreci atlatabileceği ifade ediliyor. Geçen hafta hükümetle sendikalar arasında bu konuda görüşme yapılmıştı ve bir anlaşma sağlanmıştı. Kısa çalışmaya giden iş yerlerinde işçiler maaşlardan %60 ve %67'ini alacaklar. Yani çocuksuz olanlar %60'ını, çocuklu olanlar ise %67'sini alacaklar. İşsiz görünmeyecekler ama maaşlarına bir bakıma devletin ayırmış olduğu fondan alacaklar. Bu yeterli mi? Elbette değil. Şu anda özellikle düşük iş sektöründe çalışan işçilerin, emekçilerin maaşlarının bir de %40 gibi büyük bir oranda kesintiye uğraması demek önümüzdeki dönem çok büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olacaklarını gösterir. Bu nedenle şu anda Almanya'da kısa çalışmaya giden iş yerlerinin daha fazla sorumluluk üstlenerek çalışanlara maaş ödemesi, çalışanların sosyal giderlerinin karşılanması talebi yükseliyor. Şu anda toplam 76 bin işletme kısa çalışmaya gideceğini belirterek başvuruda bulunduğu hükümete. Hükümetin de bu konuda
hazırladığı milyarlarca euroluk bir fondan bahsediliyor. Toplam 630 milyar euroluk bir fondan bahsediliyor. Bu fondan da bakalım emekçiler ne kadar yararlanacak. Bugüne kadar açıklama bakarsak asıl aslan payının tekellere, şirketlere gideceğini, çok azının da işçilere gideceğini görüyoruz. Bu bakımdan sendikalar çalışanlara verilen kısa çalışma parasının arttırılmasını istiyor. Alman Sendikalar Birliği Başkanı oranın %60'dan %80'e çıkarılmasını istedi. Birleşik Hizmet Sendikası bu konuda bir imza kampanyası başlatarak %90 olmasını istedi. Yani maaşın %90'ını çalışanlara verilmesini talep ediyor ve ancak onları ekonomik sorunlarını bu şekilde giderilebilir diye ifade ediyor. Ama dediğimiz gibi milyarlarca bir euroluk bir bütçe ayrımı var ve bu bütçe ayrımından bakalım hangi alanlara yatırımlar yapılacak. Şu ana kadar Sağlık Bakanı Jan Spahn açıkladı. Toplam 3 milyar eurosunun sağlık sektörüne, hastanelere, hasta alanlarına yatırılacağını ifade etti. Bunun yeterli olmadığı açık bir şekilde dile getiriliyor. Diğer önemli bir değişiklikse bu hafta içerisinde karar altına alınacak. Özellikle korona krizi nedeniyle kısa çalışmaya giden, işini kaybeden ve maaşı düşen insanların kiralarını vermemesi durumunda evden atılmamasını bir yasayla hükümet düzenliyor. Şu ana kadar Almanya'da yasalara göre 2 ay arka arkaya kirasını veremeyenleri ev sahipleri evden çıkarabiliyor. Şimdi hükümet 1 Nisan'dan itibaren bunu 30 Eylül'e kadar yasaklamak istiyor ve insanlar kiralarını vermeden de evlerinde kalabilir. Peki vermedikleri kiraları kim karşılayacak? İşte bu sorunun cevabı belirsiz. Oluşturulacak fondan mı karşılanacak? Yoksa çalışanlar normal çalışmaya başladıklarında bu sefer maaşlarından daha fazla kira için ödemeye başlayacaklar. Bu belirsiz ve büyük ihtimalle de bu konuda büyük bir sıkıntı yaşanacak diyebiliriz. Sağlık alanındaki bütçeyi söylemiştik, yetersiz olduğunu ifade etmiştik. Ama önemli olan bugün herkes her akşam sokağa çıkıp ya da evin balkonunda sağlık çalışanlarını, tezgahtarlarını, eczacıları gibi bugün çalışmak zorunda olanları alkışlıyor. Ama bunların maaşlarının arttırılması kimsenin gündeminde değil. Aslında bugünün en önemli taleplerinden birisi zaten ücretleri düşük olan bu sektörlerde çalışanların maaşlarının arttırılması en önemli taleplerinden birisi olması lazım. Biz de bugünkü programımızı Almanya'da her akşam saat 9'da sokağa çıkıp bu çalışanları alkışlayanların bir videosunu kapatmak istiyoruz. Siz de çektiğiniz videoları gönderirseniz önümüzdeki programlarda bunları yayınlamaya devam edeceğiz. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.